Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Başlayalım. Pizzacımızı açtık. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur. Una mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. 6 dilim soslu ve peynirli. Malzemeler maliyetlidir. Pizzana gereğinden fazla sos veya peynir koymadığına emin ol. Sadece pizzayı örtecek kadar koy. Tamam. Yeter. Şöyle şöyle yapsam, çapraz iki yapsam 4 olur. 6 dilim nasıl oluyor? Tamamdır. Al bakalım. Afiyet. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza, asla iyi bir pizzacı olamayacaksın. Fakat o sosyete malzemelere hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tamam. Başka malzeme yok zaten. Yeter. Bu ne? Bir pizza ise ha, onun söylediği şeyleri yazıyor. Tamam, anladım. Birisi bir şey söylemediğinde acaba sadece 6 dilim mi oluyor? İyi pizza, güzel pizza. Pizza onun için buradayım. Tabii. Full eşya koyalım, deneyelim. Yeter ya. Ha, paramı harcıyor hızlandırmak için. Çok sıkıştığımızda kullanırız. Biraz peynir razı oldu ama idare eder ya. Bu pizza için cennetten kovulduğuma değdi diyor. Bir peynirli pizza, sosu unutma, sosu asla unutma. Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi bakalım beğenecek mi? Bayağı iyi. Eyvallah. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok tabii. Sevgili fırıncı, Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPad. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimle DPD. Eyvallah. Başarım. Hemen ver paralarımı. 5 tane müşteri pizzacınızdan mutlu ayrılsın. Kolay gör. İyi günler. Belki öğle aramda bir pizza için uğrarım. Tabii. Malzemeden eksi 11 demişiz. Malzeme cidden çok önemli ya. Hamurdan 8. Hamur çok istiyor. Ücretsiz açalım. Sucuk. Masa alalım.
Bunların bir faydası var mı acaba? Yoksa öylesine. Talih kedisi. Yatay olsun ya. Tamam. Sonraki gün. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimiz. Dört malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Son olarak yemek severler herkes için mükemmel pizza mottosuyla açılan yeni pizzacıyı dolup taşırdı. Ali Cante'nin tahtı sallantıda mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Her nerede yaşanıyor ve yaşatıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Devam. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Sucukluğunu görelim o zaman. Ve evet, sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak 6 eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Hepsi olacak ya. Yani. On ikisi dışı, altısı içi. Tamam, anladım. Bütün sucuğu yedin ya. Sucuk bu kadar istiyor mu normalde ya? Bu ne? Nasıl yapıldı? Tamam. İşime yarar bu benim. Şimdi afiyet. Şu kanser hücresini geri yollayalım. Boş yapıyor önce. Ha? Vay be, bu gerçek bir pizza. Dermişim. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Haha. Sucuklu. Tabii. Sadece sucuk koydum. Peynir yok. Peynir koyayım mı ya? Koymuyor. Ha. İnşallah seversin. Yanlış yapmış olayım. İyi de peynir demedin ki ablacığım. Bundan sonra soracağım ya. Merhaba, biri sucuklu alabilir mi? Et, peynir, sos ve hamur. Tamam. ...46-72'miz var. İnşallah zarara girmeyiz. Baştaki müşteriye veremedik ama. Harikulade, vay be. Tabii kardeşim. Professional doktor var burada. Selam, bana bir pizza lütfen. Kardeşim ne istiyorsun? Doğru, aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun, sos, peynir ve sucuk. Sucukları berbat attım. Şu makine bir hızlansaydı rahat ederdik ya. Çok yavaş.
Leziz zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Sos, peynir, hadi. İyi sen bilirsin. Yanlış olursa yapacak bir şey yok. Gün doldu. İnşallah zarar etmeyiz. Nasıl pizza ya? Bomboş pizza mı olur? Şimdi sucuk da istiyordum değil mi? Heh. Vay vay be. Geri kazanç. Sucuk da çok pahalıymış. Bayağı şey oldu. Kâr elde etmişiz. Yükseltmeler. Son yerleştirdiğim malzemeyi geri al. Yok, ona gerek yok şu an. Dekorasyon alabiliyoruz. Bir faydası olsa koyacağım da. Bir faydası yok galiba. Malzeme alabiliyor muyuz? Yok. Daha oyna diyor. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz Ali Cante'nin pizzeriyasından 5000 malzememizden birini deneyin ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremedik de. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım bari. En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynirli, yarı sucuklu yap da görelim. Yarı peynirli. Şu adama da niye şey yapmak zorundaysam zaten. Oh, hiç de fena değilmiş. Fena değilmiş. Haha, evet, fenalı pizza. Yarı sucuklu, yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Tabii ki de. Tabii kardeşim, gel. Yarı sucuklu, yarı peynirli. Şöyle dolduralım. Peynirimizi koyalım. Yarı sucuğunu koyalım. Gibi oldu. Söyle pizza, söyle bana şarkını, fırında pişmiş ekmek tanrıcım. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Tamam. Yarı yarıya deme, döverim seni. Bir de şeyi yanlış yapınca karımız azalıyor. Pizzayı yanlış yapınca. Hem kadın yemiş oluyor. Üç dileğim olsa bu pizzadan üç tane daha isterdim. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver, yarısına sucuk da koy.
Afiyet. Al kardeşim. Afiyet olsun. Selam. Yarısı sucuklu, yarısı sadece peynirli olsun ama hiç soslu olmasın. Yarı sucuklu, yarı peynirli, sossuz. Yarı sucuklu derken yarısında olmayacak herhalde. Ben böyle anladım ama. Kesin yanlış yaptım. Yanlış yerden aldın. Biraz kaymış, sorun yok ama. Lütfen, çok açım. Olur. Kadar. Afiyet. İkisini de koydum ama. Sucuk koyamadım. Sucuk pahalı. Yoksa koyardım. Afiyet olsun. Mutlu müşteri. Kazanç 51, bahşiş 5,49. Toplam kar 18. Malzemeleri iyice yaydığından emin ol. Sosis de açalım. Şimdi geri alı boş ver, tamiratı boş ver. Dodo Atari. Şimdi bunlara malzeme harcamayalım. Biraz gelişelim ondan sonra. Son bir gün daha yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Sadece pizza üzerinde bir haber kanalı kurmak için çok mu iyimserlik? İzleyicilerimizin cevapları sizi şaşırtacak. Bir başka haberimizde malzeme festivallerimiz yeni bir altın pizzeria çağını beraberinde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Bugün yarı yarıya günü, bütün halkımız favori yarı yarıya komboları için sıraya girerken pizzacı olmayan bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Şimdi hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana bu özel hediyeyi verebilirim. Tabii. Şimdi yapmamız gereken pizza ikram edersin. Yeter. Şimdi bu kadar yaptığımız da ona yeter zaten. Tamamdır. Su şeyini de hallettik. Şimdi her gün sulamayı ihmal etme. Sonra tekrar uğrayacağım. Tabii. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Tabii ki de. Hiç peynir olmayan sucuklu istiyorsun. Hiç peynir olmayan. Şöyle bir koyuyoruz. Peynir olmadan sadece sucuğu şöyle dolduruyoruz. Yeter. Sucuğu doldurduk içine. İnşallah bir şey olmaz. Doğru yapmışızdır umarım. Şimdi bunu aldıktan sonra ortadan bir ikiye keselim. Sonra şöyle 6 dilim. İnşallah beğenir. Enfes. Tamamdır. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. Tabii ki. Sosu şöyle sosu yayalım. Peynir de koyalım. Kesin peynir de istiyordur. Ama sucuk istemiyor.
Görmüyorum ki. Niye bunda çizgiler yok? Görmediğim şeye koymaya çalışıyorum. Şimdi bunu da hallettik. Yapmamız gereken şunu hemen bir yollayalım da bakalım. Saat 4 olmuş şu an. Pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Şimdi et ve peynir, sos yok, balık yok. İki kere fırından geçir. Et ve peynir, sos yok. Et ve peynir. Et ve peynir. Sos yok. İki kere fırından geçir. Şimdi bakalım beğenecek mi? Ben pizza şeyi sosu yine koydum. Neyse. Alışkanlık olmuş. İki turu geçirelim. Daha iyi pişmiş istiyor. Tamamdır. Şimdi bunu da verelim. Yanlış yaptım bu arada. Para vermeyeceğim. Sucuklunun yarısına peynir olması olur mu? Olamadı, gitti. Tamamdır. Bu kadar yeter bugünlük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan pizzaya sosis koyar. Aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Önerdiğiniz oyunlar vesaire varsa yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.